Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Yasemin, çok dikkatli ol. Niye? Korkuyor musun? Korkum senin için. Ben iyiyim. Sen kendine bak. Yuva 1, Fırtına 2. Sesim geliyor mu? Fırtına 2, konuşan Yuva 1. Son durum hakkında bilgi verin. Şu an kampın dışındayız. Girmek için emrinizi bekliyoruz Yuva 1. Rehineyi çıkartın oradan. Kayıp istemiyorum. Tamam. Emir anlaşıldı Yuva 1. Giriyoruz, tamam. Görüntü aktarımına başlayın. Derhal. Başlayın hemen. Sorun yok. Çalışıyor. Kulağınız bende olsun. En ufak bir aksilikte sizi ben yönlendireceğim. Ona göre. Hadi bitirelim şu işi. Komutanım. Neler oluyor be burada? Ne çeviriyor lan bunlar? Albayım, hayırdır, ne iş? Şahin'in tutulduğu yeri bulduk. Tim şu an içeri giriyor. Allah yardımcıları olsun, çok sakat bir bölgedir. Yeri biliyor musunuz ki? Yok canım, nereden bileceğim? Bu dağlarda güvenli bir yer mi var ki? Ha? Her yer tehlike değil mi? Demir, kızının ve damadının Tim'de olduğunu biliyor mu? Kendisine söylemedik komutanım. Çavuş. Fırtına 2. Yaklaşan var. Köşeyi dönünce. Anlaşıldı. Adamı indirdik. İlerliyoruz fırtına. Anlaşıldı. Ses duydum. Çok bunaldım ha. Vallahi ben de ha. Ben de söyledim. Konuşan fırtına 9. İkinci nöbet noktası tamam, ses çıkmamıştır.
tadınız. Vay gözüm. Acil bir durum mu var ha? Var tabii, hem de çok acil. Ya adamı delirtmeden söyle. Nedir acil durum ha? Söz verdiğin silahlar hala elimize geçmedi. Tahir'in sabrı taşmak üzere ona. Bir dinle be başkan. Daha önemli sorunumuz var. Elinizdeki rehinenin yerini buldular. Operasyon başlattılar. Tim üstünüze çökmek üzere. Ne? Tahir! Tahir! Efendim başkan. Tece asker göndermiş. Tepemize binmek üzere lan. Ne diyorsun başkan? Hey! Şayet Şahin'i alırlarsa seninle olan işbirliğim ortaya çıkar. Benim işim biter başkan. Başkan orada mısın? Beni duyuyor musun? Başkan, beni duyuyor musun? Başkan. Emir. Albayım. Kızın Yasemin'le damadın Arda. Suriye'de operasyon yapan tim onların timi. Sungurlar. Haber vereyim dedim. Yasemin'in timi Suriye'de mi? Aman Allah'ım. Etraf sessiz fırtına iki. Sorun yok. Tamam, giriyoruz. Etrafta kimse yok komutan. Devam edin. Çevreniz temiz. Geri dönersek size çay ısmarlayacağım. Gevezeliği bırak çavuş. İçeri girin artık. Yanlış gördüm herhalde. Bu babama ait bir numaraydı sanki. Aç şu telefonu be adam, aç! Kızım göz göre göre ölecek. Kimse yok. Bu işte bir tuhaflık var. Dikkatli olun. Bu işi hiç hoşuma gitmedi. Tuzak olabilir. Sanki bilerek boşaltılmış gibi. Aradığımız Şahin olabilir. Fırtına 2. Birini bulduk bir depoda. Yasemin takip ediyorsun değil mi? Olumsuz Fırtına 2. Nerede bu depo? Saat 3 yönünde. Kampın doğusuna yakın. Takipteyim, sorun yok.
Çavuşum, bu iş hoşuma gitmedi. Ne olan süt çocuğu, korktun mu? Şşt, kes şu şamatayı. Cevap verin! Cevap verin! Olamaz. Savaş! Çavuş! Savaş Devrem! Savaş! Çavuş! Devrem kalk! Şehit olmuşlar. Arda, Yasemin cevap ver! Tuzak kurulmuş. Geleceğimizden haberleri varmış komutanım. Arda! Mevzilenin Arda! Nereden ateş ediyor bunlar? Yasemin çıkar bizi buradan. Sıkıştık burada, nefes aldırmıyorlar. Arda çıkın oradan. Sizi korurum, çıkın hemen. Çıkıyoruz Yasemin, koruma. Hadi çıkıyoruz. Yaklaşma! Yaklaşma geri! Yaklaşma! Yaklaşma geri dur! Yaklaşma! Yaklaşma! Kurtaracağım seni. Komutanım, hepsi şehit oldu komutanım. Dur, kumulama. Bırak silahını asker. Dur, dur. Bırak silahı. Bırakın ulan. Geç şöyle. Vay 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 anam vay. Bak sen. Bu dünya güzeli bir şey ya. Hoş geldin. Burası Kürdistan. Ben de geçici genelkurmay başkanı Tahir. Senden hiçbir şey olmaz lan. Yasemin, acil rapor istiyorum. Neler oluyor? Ula! Sizde bu kadar güzel asker vardı da niye bize haber vermediniz insafsızlar? Bileydim sizin orduya yazılırdım ha. Götürün. Serdar? Buradan kurtulmam imkansız. Senle geçen günlerim kısaydı ama güzeldi. Elveda Serdar. Allah'a emanet ol.
Yasemin. Arda, iyi misin? Neredeyiz? Bilmiyorum. Başka bir kampa getirdiler bizi. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Beni düşünme. Sen dinlen. O terörist satıldınız dedi. Bir şey anladın mı Yasemin? İçimizde hain var Arda. Operasyona haber vermiş. Kim yapar bunu? Kanı bozuk şerefsiz biridir. Yorma kendini Arda. Biraz dinlen. Uzan şöyle. Bakın komutanım, istihbaratçıyım ben. Suriye'de sağlam kaynaklarım var. Onları kullanıp rehineler için pazarlığa oturabilirim. Biz ne zamandır teröristlerle pazarlık yapıyoruz Demir? Oradakilerden biri benim kızım komutanım. Onları orada mı bırakacağız? Sen bu işe karışma. Rehineleri oradan alacağım. Anlamıyorsun değil mi? Onları oradan alacak bir güç yok. Var. Sungurlar. Sungurlar mı? Siz nasıl isterseniz komutanım. Ben teklifimi yaptım. Sungurları tamamen yok edelim derken... Dizginleri onların eline mi vereceğim? Buna asla müsaade etmem. Demir okunu kapandı. Yorma kendini. İstediğin olmaz. Ellerindeki teğmen benim kızım Cemal Başkan. Kızımı bıraksınlar. Tahir silahları bekliyor. Parayı sana verdim. Silahlar hala gelmedi. O baş belası Serdar'ın işi bitecek de o da olmadı. Allah'ın belası dağısı. Silahları vermiyorsam o baş belaların cesedini veririm sana. Hadi bakalım. Emret komutan. Naza, beni çok iyi dinle. Sağlam 4 tane adam istiyorum. Birini indireceğiz. Parayı indirmeden olmaz komutan. Para peşin, kırmızı peşin. Para kolay Naza. Sen adamları gönder. Bıdık. Ya valla bu ağanın da dengesi iyice bozuldu ha. Hep o dengesiz Yasemin yüzünden. Hastanede Serdar abiyi bırakıp gitti. Ya aralarında tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben gideyim en güzel. Şunun ağzını bir arayayım. İzninle. Üstüne gitme doktor. Fırçayı yersin. Ben. Ya bıdık sen daha beni tanımamışsın. Ben ağaya karşı şerbetliyim. Ayrıca da muhteşem derecede bize kem olduğu için lafı evelerim, gevelerim, ne yaparım ederim. Ağanın haber olmadan Yasemin'i getiririm. Hadi görüşürüz. Ağa çalış ağa. Ağa hayırlı sabahlar ağa. Yeni kalktı galiba. Öğlen oldu doktor. Ağa doğrudur. Ya ağa sana bir şey diyeceğim. Kordon iyice acı uzuttu. Yani biliyorsun Zeynep bacı doğum yapacak. Aga bu haylaz kordon ortalıklarda yok. Şunu bulalım, kulağından tutalım, evine götürelim yani. Celil'in para karşılığı it kopuk takımıyla takıldığını biliyorsun. Yani. Yerini yurdunu bilsem gidip tekme tokat döve döve getiririm buraya. Bir konu daha var. O da şeyle alakalı. Yasemin'i merak ettiniz belli. İt! O mesele kapanmıştır. Anlaşıldı mı? Ha, tamam aga bence bir sorun yok. Anlaşıldı Serdar abi. Aga boşluğa çalış. Yine ya aga. Oh.
Buyurun, ne istediniz? Sen çekil, karışma bu işe. Ha. Yürüyün. Ne istiyorsunuz? Serdar hanginiz? Benim. Hayırdır? Aga, bu kadar ayı bir araya toplandığına göre bence bu işte hiç hayırlı bir şey yok yani. İdman yapmaya geldik Serdar. Ününü çok duyduk. Bir de gözümüzle görelim dedik. Aga, şahsi kanaatim şu. Bir hayranın sana yanmasa da bu ayıları göndermiş. Zaten asabım bozuk. Varın gidin işinize. İyi ya işte Serdar. Yumuşarsın biraz. Aga tamam, yumuşat o zaman sen bunları. He? Buyurun. Dediler baş belalarını be. Geliyorlar hayvanlar. Kahretsin be. Zebediler. Konuş lan. Hey hey ya. Hayda. Hey hey ya. Durmayın be. Hadi indirin şunları. Kim gönderdi sizi ha? Patronunuz kim lan it? Böyle olmayacak. Aman be. Lan! Kaçma lan! Kaçıyorlar! Ulan amma korkakmış bunlar be. Serdar Mert. Serdar Yüzbaşım. Ben Jandarma Subay Taha Emir. Osman Paşa'nın emriyle geldim. Hayırdır asubayım? Ne ayak? Asubaya gelin. Biz gene suç mu işledik yoksa? Ayılar saldırdı bize. Serdar Yüzbaşıma geldik. Asubayım. Bilmiyor musun artık yüzbaşı değilim. Siz bizim için hep Sungurların komutanı Serdar Yüzbaşısınız komutanım. Bize sizin yaptıklarınızı okulda ders olarak okuturlardı. Sizin yeriniz bizde her zaman ayrıdır. Biz tarih olduk daha asubayım. Neyse, neden arıyorsun beni? Gel. Geldiler komutanım. Hoş geldiniz. Komutanım. Seni özlemişim Serdar. Hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Hiç
Celil nerede? Onu neden getirmediniz? Kordon memleketi İzmir'e gitti komutanım. Kordon'un canı kordon çekmişse de... Yani öyle olmalı komutanım. Çocuklar, bir timimiz operasyon için gittiği Suriye'de tuzağa düştü. 10 askerimize şehit verdik. Başımız sağ olsun komutanım. Kampta esir tutulan Şahin'i kurtarmak için planlanan bir operasyondu bu. Ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Timin komutanı Üsteğmen ve yardımcısı Teğmen yakalandılar. Şahin için mi? Yazık olmuş komutanım. O hain için değmezdi. Sandığınız gibi değil Serdar. Şahin hepimiz tarafından hain damgası yedi. Ancak genelkurmaydan gelen bir bilgi her şeyi açığa çıkarttı. Şehit olan generalimiz ve genelkurmay istihbaratının planladığı gizli bir operasyon doğrultusunda Şahin teröristlerin arasına sızdırılmış. Operasyonun başarıya ulaşması için bu durum herkesten gizlenmiş. Senden, benden bile Serdar. Benden de saklamış. Vay be. Evleneceği kızdan da saklamış. Hem de düğün gününde. Benim hayatımı yıkıp yapmış bunu. Amma ağzı sıkı biriymişsin. Helal olsun sana. Ne oluyor? Yürü lan, yürü. Nereye götürüyorsunuz beni? Ajanı infaz edecekler. Sonra sıra size de gelecek. Merak etmeyin. Bu Sungurlar timinin yeni komutanı Üsteğmen Arda Uygur. Bu da timin ikinci komutanı Teğmen Yasemin Deniz. Yasemin bu. Tanıyor musun onu? Evladım, sana diyorum, bir sorun mu var? Hayır komutanım, sorun yok. 10 şehit verdik. Oraya yeni bir tim gönderemem. Bu sadece bir kıyım olur. Bu çocukları oradan sadece sen ve arkadaşların çıkartabilir. Ama buna mecbur değilsiniz. Sonuçta bu askeri bir görev. Komutanım, biz tarihten asker bir milletiz. Yapılacak bir iş varsa yaparız Allah'ın izniyle. Tutukluların yerlerini biliyor muyuz? O konuda yardım edecek bir istihbaratçı Allah'ın izniyle. Anlaşıldı komutanım. Ya Badık. Koskoca general. Ben var ya pırpırlarına bakmaya tırsıyorum. Ya onun yanında böyle konuşulur mu acaba? Bak kovdular işte bizi odadan. Ya ışığı görmüş bir pervane gibi dolaşıp durma, benim başım döndü ha. Ya kandırdı beni doktor. E? Ya bak ne hallere düştüm onun yüzünden. Hayatım karardı, anlasana. Ya ben şimdi ne yapacağım ya? Ben seni çok severim Aslı. Tabii şayet sen de istersen
Seni seviyorum Aslı. Eğer sen de... Seninle her şey çok güzel olur Yusuf. Ama ya Şahin? Şahin bir hayal. Şahin bir mazi. Acı bir mazi. Karanlığa gömdüğüm bir mazi. Şahin hain değil. Yani hala beni seviyor. Hayatımda Yusuf var. Hem iyi biri o. Of, ne yapacağım ben şimdi? Bıdık. Şeker. Ne oluyor ki? Niye daldın gittin öyle? Ha? Ne dedin doktor? Bir şey yok tamam. Subay olduğunu benden sakladı. Oyun oynadı. Sen yalancı, sahtekarın tekisin Yasemin. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Demir. Sungurların eski komutanı Serdar'ı tanıyor musun? Eski yüzbaşının namını duymuştum komutanım. Efsane komutan Serdar bu demek. Demir istihbarattan. Aynı zamanda Suriye'de yakalanan Teğmen Yasemin'in babası. Sungurlar timine karşı olduğunuzu duymuştum. O geçmişte kaldı. Komutanım, takip ettiğimiz kanaldan sinyal gelmeye başladı. Naklen yayına başlıyorlar. Allah'ım, çocuğu infaz edecekler. Geç kaldık. Dikkat! At! Kürdistan'a karşı eylemde bulunanlar kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Suçunu itiraf eden bu TC askeri infaz edilecektir. Ne yaptıysam vatanım için yaptım. Pişman değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fissuri fe izahum minel ecdasi ila rabbihim yensilum. Kitabı minallahil azizil alim. Serdar komutana haber verin. Benim için bir Fatiha okusun. Bu şerefsiz, bu şerefsiz ne yapıyor komutanım? Ne mi yapıyor? Adamını gebertecek işte. Benim de köstebek olduğumu bilen tek kişi o olduğuna göre bütün sorunlar bitecek. Hadi be adam, bekleme, gebert şunu. Emredin komutanım. Bağlantılarım var demiştim. Hemen o alçakların kampını bul. Serdar ekibiyle oraya sızacak. Komutanım benim Suriye'ye girmem gerekiyor. Lafı çevirme Demir. Hemen harekete geç. Emredersiniz. Suriye'de buluşacağımız yer. Suriye'ye girmek için benden haber bekleyin. Albayım, acele et. O şerefsizlerle kapanacak hesabımız var artık. Serdar abi. Serdar abi ne yapıyoruz? General Şahin'i ve Teğmenleri kurtarmamızı söyledi. Aga ne oldu, görev aldık mı ya? Hadi gidip biraz çatapat oynayak, çok sıkıldım ben ya. Kampın yeri bulunacak. Çıkmak için hazır olun. Şahin tekrar aramıza dönecek ha. İşe bak sen. Aslı. Şahin. Neyse. Siz hazır olun.
Kesin Serdar abinin bir şeyi var. Ne yaptıysam vatanım için yaptım. Pişman değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fissuri fe izahum minel ecdasi ila rabbihim yensilun. Tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Serdar komutana haber verin. Benim için bir Fatiha okusun. Niye farklı farklı surelerden ayetler okudu ki? Bir mesaj mı vermek istedi acaba? Yasin Suresi 51. ayet. Mümin Suresi 2. ayet. Geç kaldın. Anca toparlandım doktor. Serdar abi? Evde çalışıyor. Muhtemelen şifre çözüyor. Çünkü beni içeri almadı. Heh. 36 derece 51 dakika kuzey. 40 derece 2 dakika doğu. Rojava bölgesi. Aslanım. Ölürken bile bulunduğu yeri açıklamış. İntikamını alacağım Şahin. Komutanım. Devam et Serdar. Şahin şehit olmadan önce konuşmasında benim ona öğrettiğim bir yöntemle şifreli mesaj vermiş. Kampın yerini biliyoruz komutanım. Çıkmaya hazırız. Emiriz. Çıkın. Demirle buluş. Bir milisle bağlantı kurmuş. Rehineleri para karşılığı alacağını iddia ediyor. Rehineleri çatışma çıkmadan alırsanız iyi olur. Emredersiniz komutanım. Serdar abi ne yapıyoruz? Kampın yerini buldum. Çıkıyoruz. Oo güzel. Bakalım dönünce neler olacak. Ne olacak? Seviniriz tabii ki. Ya o zolanı da vallahi öyle bir özlemişim ki. Hayır olduğuna zaten inanmıyordum. Görünce var ya ona böyle isim olacağım. Çatada çutada kemiklerini kıracağım vallahi. Sevgiden. Şahin. Ne oldu aga? Bir sorun falan bir şey mi var? Kötü bir şey mi var Serdar abi? Şahin'i kurtarmaya giden Sungurlar timinin komutanlarından biri de Teğmen Yasemin'miş. Bir dakika ya şimdi. Teğmen Yasemin miymiş? Yasemin subay mıymış? Evet, öyleymiş. Kıza bak ya, hepimiz ayakta uyutmuş. Vallahi gerçekten kendisi çok cins kızmış. Ama yani bizden subay olduğunu niye saklamış ki? Subay indirimi yapardık mesela. Yalancı sahtekarın teki olduğu için. Şahin'e ne yaptılar? Ne olur konuş. Şah.
Şahin'i öldürdükleri belli. Bence biz korkmayalım diye söylemedi. Bizi bekleyen son da o. Buradan kurtulacağımıza inanıyorum. Dönünce de hemen evlenelim. Niye susuyorsun Yasemin? Arda, sen çok iyi birisin. Ama anla işte, bu evliliği babam istiyordu. Seninle iyi arkadaşız biz. Yani işin doğrusu seninle evlenmek istemiyorum ben. Sen başka birini seviyorsun Yasemin. Hayır. Serdar'ı seviyorum ben. Güzel miyim Serdar? Eskisi gibi güzelsin Neza. Geçmişi unutalım olur mu? Bayağı sıkı olmuş Naz'a. Benim adamları Serdar'ın üstüne sürmüşsün. Kötü hırpalanmışlar. Boş ver onları şimdi. İşimize bakalım biz ha. Ya ne işi? Beni niye Suriye'ye getirdin? Kızın PYD'nin elinde. Rain. Onu... Bir dakika. Orası Tahir'in bölgesi. Tahir manyaktır. Asla o adamla dalaşmam. Naz'a bak... Kızımın hayatı söz konusu. İstediğin kadar para veririm sana ha. Bak, senin şu Şahin bileti vurmuştu, hatırlıyor musun? Ölmek üzereyken seni kurtaran kimdi? Bana bir can borcun var Naz'a. Unut bunu Demir. İkimiz de olsak o Tahir'le başa çıkamayız. Benim adamlar Tahir'le dalaşmaz, bunu biliyorsun. Ha, söylemeyi unuttum. Serdar'la tayfası da bizimle birlikte. Onlar da operasyona katılacaklar. Serdar mı? İyi de onlar... Onlar generalin emriyle gelecekler. Onunla ben aynı yerde ha? Senin görevin farklı Naz'a. Ben bunu sana sonra anlatacağım. Ha. Bu arada Şahin öldü. Hadi ya. Demek ölmek için yüzümün iyileşmesini bekliyormuş pislik. Hazırız patron. Bunlar da kim? Keskin nişancılar. Senin emrinde olacaklar. Kimi indiriyoruz? Serdar ve takımını. Serdar'ı mı? İyi de hani onunla işbirliği? İşbirliği yok Naz'a. Serdar benim istihbarat içinde çift taraflı çalıştığımı ortaya çıkaracak tek kişi. Kızımı aldıktan sonra Serdar ve takımını indireceksiniz. Bana bak, sana yeni sülalene yetecek kadar para veririm, tamam mı? Derdin ne Naz'a? O baş belalarıyla başa çıkamayacak mısın yoksa? Paranın yarısını hemen, yarısını da iş bitince alın. O zaman mesele yok.
Bu iş tamam. Güzel. Geliyorlar. Bak, arka kapıdan çıkın. Araç arka sokakta. Biz nereye gidiyorsak takip edin. Kızımı alır almaz indireceksiniz baş belalarını. Yürüyün. Tamam. Seni görmeyeli uzun zaman oldu. Özledim seni Serdar. Çok uzun zaman oldu be Serdar. Çok özledim seni. Zamanında gelmişsiniz. Kampın yerini bulduk. Vakit kaybetmeden gitmeliyiz. Bak beni çok iyi dinle. Bölgede sözü geçen bir savam ajanıyla bağlantı kurdum. Para karşılığı kızınla üst eğmeni almam için Cemal'i ikna edeceğini söyledi. Buraya gelecek. Adamı bekleyelim. Teröristlerle pazarlık mı yapıyorsun? Parayı aldıklarında kızını da üst eğmeni de öldürürler. Sen işimi bana mı öğretiyorsun? Kampa saldırırsak onları öldürebilirler. Önce bu yolu denemek zorundayız. Serdar bak, ben kızımı sağ salim almak istiyorum. Anla beni ha. Ben bir babayım. Kızım benim her şeyim. Baban, parayla sizleri almak için aracı göndermiş. Benim bildiğim ancak mallar parayla alınır satılır. Senden iyi mal mı olur lan? Hop 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 hop. Benim çiftliğimde bana horozlanmak ha? Senin o dilini keserim. Benim şakam yok. Bana bak güzel şey. Benimle iyi geçinirsen seni babana veririm. Dokunma lan bana. Çek ellerini lan Deyus. Beni burada durduracak kimse yok. Nişanlın çok bırak. Güzel. Kendimi tutamıyorum Betimci. Dokunma diyorum sana, dokunma. Vahşisin. Ben vahşi kızları severim ha. Bırak nişanlımı lan, ahlak yoksunu köpek. Dokunma lan nişanlıma. Dokunma! Öldürürüm lan seni. Değer mi bu kız için? He? Sen namustan ne anlarsın lan? Namussuz soysuz herif! Arda! Bana bak lan. Uslu durursan seni babana veririm. Beni duydun mu dünya güzeli? Yoksa bir ömür boyu benimle kalırsın. Allah belanı versin. Ya niye bekliyoruz ki ya? Bir an önce basalım şu kampı. Rehineleri de Şahin'de alalım.
Şahin geliyor. Hain değil. Yusuf'a söz verdim. O da beni gerçekten seviyor. Of. Ne oldu? Tamam mı? Kabul etti mi Tahir? Para. Rehineleri verecek. Gidelim. Serdar. Gidelim. Hop 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 hop. Bu kadar kişi olmaz. Tahir huylanır. Siz kalın. Aga. Aga bu işler böyle olmaz. Burnuma pis kokular geliyor ha. Sen... Sen ne yapacağını bilirsin doktor. Peki. Doktor, ne yapıyoruz şimdi? Ne biliyorsun? Ne yapacağız? Bıdık takip ediyoruz herhalde. Koşarak mı? Öf, çok zekice. Aha da bunu inan. Araba nasıl çalışır onu biliyorsun herhalde, değil mi Aslı? Geldiler. Hazır olun. Geliyor. Durun, yaklaşmayın. Para burada Tahir. Kızımı ver bana. Arda nerede? Sadece bu. Allah'ım. Serdar bu. Şahin nerede? Üsteğmen de yok. Sadece kızı getirmiş şerefsizler. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Bana bak. Silahlar hala gelmedi Demir. Sözünde durmuyorsun. Gelecek Tahir. Bana kızımı ver. Söz veriyorum silahlar gelecek Tahir. Ne silah? Bu şerefsizlere silah mı veriyorsun sen? Kızımı vermeleri için silah pazarlığı yaptım ben. Bak parayı verdim. Hadi artık kızımı bırak. O parayı ancak kızının kulağına alırsın Demir. Sakın yapma lan. Kulağa karşılık kelleni alırım. Hayır yapma. Bak anlaşmamız böyle değildi Tahir.
Yapma! Hayır! Yapma! Çek lan elini! Saldırın lan! Aslı, çarşı karıştı. Saldır! Ateş etseniz lan! Bir adamla baş edemiyor musunuz? Karşı binada iki adam var. La bunlar nişancı. Bu silahlarla bu mesafeden vuramayız onları. Onları püskürtmezsek ağayı öldürecekler. Sardar. Bacağından vurdum, indir şunu. Tam kafadan. Lan kesin şunu. Kesin. Kesin. Sen ölemezsin Sardar. Benim için paradan bile kıymetlisin. Lan! Lan Azay'a la bu! Eski kılığını çıkartmış, yeni kılığını giymiş. Maskesi yok, estetik olmuş bu yılan. Aracı da paraları da alıp kaçmış. Teröristlerle pazarlık olmaz demiştim sana. Bunlara nasıl güveniyorsun sen ha? Heh, aga. Hayırdır? Ne yaptınız? Bu kat var mı? Doktor, şu bacağıma bir bak. Bakayım. Tamam, aga bunda bir şey yok. Kurşun şuradan şuraya sıyırtıp geçmiş. Hiçbir şey olmaz. Sana ateş eden Naza'ydı Serdar abi. Kaçtı gitti. Naza'nın ne işi var burada? Emin misin? Yüzüne estetik yaptırmış abi. Kesin Naza'ydı o. Ya aga, o nasıl olsa bizim bildiğimiz, tanıdığımız yılan. Her taşın altından çıkar. Bu normal. O yılan bu şerefsizlerin kampını da biliyordur. Ne tarafa gitti? Kuzeye doğru gitti abi. Altında beyaz bir jip vardı. Arkasından ateş ettim. Aracın deposu delindiyse fazla uzaklaşamaz. Serdar! Kahretsin be! Delinmiş. Ha.
yıllar nasıl? Burada ne arıyorsun sen ha? Yapma Serdar. Konuş dedim sana. Burada ne arıyorsun? Demir seni öldürmem için bana para verdi. Saçmalama. Demir'in kızını kurtarmaya geldim ben. Kızını alınca seni öldürecekti. Saçma. Neyin peşindesin sen ha? Demir'i tanımıyorsun sen. Çift taraflı çalışan şeytanın teki o. Sana takıntılı. Çünkü onun pisliğini ortaya çıkaracağından korkuyor. Seni ordudan attıran da, sungurları dağıtan da o. Yüzümü fark etmedin. Artık eski yüzüme kavuştum Serdar. İyi. Bu kadar mı? Derdin ne senin? Örgütle bağlarımı koparttım attım. Parayı kim verirse ona çalışıyorum. Bildiğin kiralık katilim artık. Neden yapıyorsun bunu? Oğlum için. Yani artık düşman olmamıza gerek kalmadı. İyi, peki. Bunu ispat için bana bir iyilik yap o zaman. Tamam, seve seve. Ne istersen. Tahir'in kampını bilirsin sen. İyi de Tahir manyaktır. Sürekli yer değiştirir. Kampın yerini kimse bilmez ki. Ama biri var. Örgüte çocuk kaçıran biri. Çocukların bu işle ne ilgisi var be? Örgüt düzenli orduya geçme derdinde. Örgüt bunun için Türkiye'den her evden bir çocuk daha çıkacak diye çocukları kaçırıyor. İşte bu adam da kaçırılan çocukları Tahir'e teslim ediyor. Kim peki bu şerefsiz? Türkiye'den 3 çocuk daha geldi Tahir komutan. Tamam, hemen kampa getir çocukları. Emrin olur Tahir komutan. Ancak eski fiyata 500 lira koyacaksın komutan. Bu işin tadı kaçtı ha. İş zorlaştı komutan. Türkiye'deki aileler sorun çıkartıyor. Barış süreci var diyorlar. Örgüt çocukları ölüme götürüyor diyorlar. Bu kim, bu öfke bitsin diyorlar. Bizim devletle sorunumuz yok diyorlar. Yani işler kızıştı anlayacaksın komutan. Zor kaçırıyoruz çocuklar komutan. Tamam be, tamam. Amma dırdır ettin ha. Tamirhane kapalı, başka kapıya gittim. Tamirciliği bıraktın, örgüte çocuk mu pazarlıyorsun ha şerefsiz? Ne saçmalıyorsun lan? Sen kimsin? Hemen hemen. Merhaba. Siz kimsiniz lan? Ulan biz var ya. Biz işte senin gibi bundilere böyle muhteşem derecede hareketler yapan insanlarız. Yapmayın lan. Öldürecek misiniz beni? Sizde hiç vicdan yok mu? Masum çocukları eli kanla terörist yaparken hiç yüreğin sızlamadı değil mi lan şerefsiz ha? Durun yapmayın. Ne istiyorsunuz benden? Beni Tahir'in kampına götüreceksin. Ben ne Tahir'i tanırım ne kampı bilirim. Pist pist ben. Lan kutluk yapma. Yoksa var ya o senin derini diri diri yüzer. Postunu da ibretlik olsun diye aha şu duvara asarım. Anladın mı lan? Manyak mısınız siz be? Şişt, bana bak la. Sana bir şey diyeyim mi? Manyaz. Konuş lan. Konuş. Tamam. Tamam durun. Götüreceğim sizi oraya. Biri bağırıyor. Sesini çıkarma lan. Gelin. Hadi. Kim var orada? Abi örgüte vereceklermiş bizi. Korkmayın çocuklar. Hadi.
Dışarı çıkın. Ahmet abi, bu abiler Türkçe konuşuyor. Kurtulduk. Tamam çocuklar, korkmayın. Gelin gelin. Gel. Heh. Aferin. Haydi. Böyle gelin. Abi, abi evime gitmek istiyorum. Kaçırdılar bizi abi. Nereden kaçırdılar sizi? Türkiye'den. Evimize götürün bizi. Ne olur. Lan seni var ya şerefsiz it. Aslı, bu çocukları generale götüreceksin. Ailelerine teslim olmalarını sağlayacaksın. Serdar abi, kampa girip Şahin'i... Aslı, çocukların durumları Şahin'den daha önemli. Ya kız, Akay'ı daha da kızdırma işte. Hemen işte şu kundileri al, ailelerine teslim et. Sevabın büyüğü bu zaten kız. Tamam, götüreceğim. Ama Şahin'i sağ salim kurtar, tamam mı Serdar abi? Çok derin bir yara var kulağında. Allah'tan kopmamış. Aşağılık hayvan. Yaşamak istiyorsan Tahir'le iyi geçin. Acımasız, vicdansız biridir. Güzelliğin bozulmamış. Hala dünya güzelisin ha. Bu oyunu parayı almak için mi yaptın? O para örgütündü. Babana silah için verilmişti. Bırak oyunu. Benim için silah mı istedin ondan? Sen babanı tanımıyorsun dünya güzeli. Baban istihbarat içinde bize çalışan ajandır. Yani bizim adamımız. Yalan! Şahin için kampa sızdığınızda tuzağa düştünüz. Hatırladın? Bize kim haber verdi zannedersin? Kızının timde olduğunu bilmiyormuş baban. O zaman vatan ihanetten ben öldürürüm onu. Babanı görmeyi mi hayal ediyorsun? Artık sen benimsin dünya güzeli. Çek pis ellerini! Ya benim olursun ya da burada çürürsün. Başka seçeneğin yok. Anladın mı? Geldiğimiz yol burası. Bu geçitten çıktığın zaman sınıra varacaksın. Tamam doktor, olur. Çocukları ailelerine teslim edip hemen dönüyorum. Ya yol tehlikeli, çok dikkatli ol, tamam mı? Serdar abi Demir'in ne mal olduğunu anlattı. Sen de dikkatli ol. Sen merak etme, acı patlıcan kıraç almaz. Alıştık haine de hainliğe de. Hadi sen git Bıdık, Allah yardımcın olsun. Hadi çocuklar gidelim. Junior kundiler, haydi görüşürük. Çocukları gönderdim. İşimiz yokmuş gibi bir de bu çocuklar çıktı. İstihbaratçı, sen niye buradasın? Kızın için değil mi? Yani bu çocukların da anası babası var. He? Bu Serdar manyak mı ya? Tek başına giriyor teröristlerin arasına. Merak etme istihbaratçı. Ağa maşallah tek başına ordu gibidir. Girer, dağıtır, çıkar. Evelallah. Hadi gidelim. Bu iş bitsin, ağa senin de hesabını kesecek. Merak etme hain. Dur.
dur. İleriki kayaları dönünce nöbet noktası var. Yanlışın olursa geberirsin. Hadi yürü. Yatıracağım dedim evlatlar. Yatıracağım diyorsun. Her gün yatıracağım diyorsun. Yatır mı? Bunlar kim lan? Dur! Bu ajan! La! Çek lan! Yaşar! Ulan! Sen o demirin yanındaki herifsin. Burayı nasıl buldun? Bu getirdi beni. Lan! Neye getirdin bunu buraya? Bu Türk ajanı çocukları aldı. Beni de öldürecekti. Kimsin ulan sen? Ordudan emekli eski bir yüzbaşı. Görevin ne yüzbaşı? Kaç kişi sızdınız buraya? Yalnızım. Rehinileri kurtarmaya geldim. Kaç kişisiniz lan? Planınız ne? Konuş! Gerçekten göründüğün gibi aptal mısın? Anlamıyor musun? Yalnızım dedim ya. Yer değiştiriyoruz. Rehineleri başka yere götürüyoruz. Su getirdim. Allah'ım, Serdar bu. Su. İstemez. Nasıl? Ağlama. Sen Türk askerisin. Cesur ol. Bana güven. Seni buradan kurtaracağım. Gözyaşlarım korkumdan değil. Senin için. Beni kurtarmak için kendini ateşe attın. Yanılıyorsun. Ben senin için değil. Bir Türk askeri, subayı için geldim buraya. Senin yerinde kim olsa aynısını yapardım. Artık beni sevmiyor musun? Aramızda bir şey yoktu. Sadece sen istediğin bir oyunu oynadın. İyi vakit geçirdin. Eğlendin Yasemin. Serdar, seninle çok iyi vakit geçirdim. Çok eğlendim.
Ama düşündüm ki seni sevmemişim. Aslında ben nişanlımı seviyorum. Beni bağışla. Sana hayatta başarılar dilerim. Yeminimi bilmiyorsun Serdar. Senin yaşaman içindi. Allah'ım, dualarımı kabul ettin. Serdar kurtuldu. Ben yeminimi tutuyorum. Serdar'ın karşısına bir daha hiç çıkmayacağım. Yeminimi sana söyleyemem Serdar. Varda'yı göremiyorum. Nerede o? Şehit oldu. Nereye götürüyorsunuz onu? Korkma Yasemin. Kurtaracağım seni buradan. Serdar! Serdar! Bırakın onu! Aferin Aslı. İyi iş başardın. Komutanım, ben izninizle dönüyorum. Dönmeyeceksin. Senin için bir görevim var. Örgüt büyük bir proje içinde. Niyetleri en az 50 bin silahlı militan ve şehirlerde de binlerce militan oluşturmak. Bunun için son zamanlarda çocuklara fazla musallat oluyorlar. Canım yavrum benim. Jandarma İmdat bu durum karşısında yeni bir birim kurdu. Teknik bir birim. Her türlü istihbarat ve ihbarı değerlendirip kaçırılan çocukların yerini bulmaya ve onları ailelerine geri getirmeye çalışıyor çocuklar. Sen de burada görev yapacaksın. Demek Şahin'le daha sonra karşılaşacağız. İyi ya, olsun bakalım. Bu kadar bekledikten sonra az daha beklerim. Kaç kişisiniz? Diğerleri nerede? Göreviniz ne? Adım Serdar Mert. Emekli bir yüzbaşıyım. Yalnızım. Teğmen Yasemin'i kurtarmaya geldim. Tek başına mı lan? Ulan mı geçiyorsun ulan benimle? Çöz ellerimi de. Hepinizin hesabını. 15 dakikada duruyum. Öyle mi? Durma lan, dur hadi. Oturtun lan şunu şuraya. Konuş lan yüzbaşı. Kaç kişisiniz? Buraya niye geldiniz? Göreviniz ne? Aman kafasın be. Lan. Senin gibi odunları iyi buluyor bu örgüt ha. Yalnızım. Teğmen Yasemin'i kurtarmaya geldim. Acıyı benim yüzümden çekiyorsun. Affet beni Serdar. Konuş. Yoksa bu dünya güzelinin canını yakacağım. Dokunma ona. Senin canını yakmak istemem dünya güzeli. Dokunma lan kıza. Kafanı kurtaracağım lan senin. Oo. Başının kıskançlığına bak. Aşık mısın lan kıza? Dünya
dünya güzelinin canını yakmamı istemezsin ha yüzbaşı? Sakın dokunma ona. Vurma lan! Vurma lan! Dur! Vurma. Önce Yasemin'le konuşayım. Yasemin. Yüzüme bak. Güven bana. Seni kurtaracağım. Şahin ve Arda'nın intikamını bu itlerden alacağım. Güven bana. Dayan Yasemin. Tamam mı? Sana inanıyorum Serdar. Dayanacağım. Dayanacaksın ha? Öldüreceğim lan seni. Gırtlağını keseceğim lan senin. Götürün şunu. Eğer kızı kurtarmak istiyorsan konuşacaksın. Konuşacak bir şeyim yok dedim yalan sana. Buraya onu kurtarmaya geldim. Demen Yasemin'in ölümü zaten beklenen bir şey. Ama senin yüzünden infazı daha erken olacak. Yarın gün doğumunda Teğmen'i infaz edeceğim. Benden başla. Yasemin'i bırak. İyi. Senden başlarız o zaman. Sızdığını o bildirmiş bunlara. Babam bunun hesabını ödeyecek Yasemin. Vatana kim ihanet ederse bedelini er geç öder. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti durdukça değişmez. Değişmeyecek de. Serdar hala aramadı. Ne oluyor bilmiyoruz. Yahu ne kadar da sabırsız bir insanmışsın sen. Sabret, arar. Ne olacaktı? İşi çıkmıştır. Hem bak ne kadar da güzel, temiz de bir hava var. Yıldızlar da... Yıldızlar da hiç görünmüyor ha, iyi mi? Sana bir şey diyeyim mi? Bak, ne göstereceğim. Yani ben, doktor, muhteşem derecede zekamla... Gene benim pideci dükkanım var da oradan sucuk kaptım getirdim. İstersen sucuğu kızartır yerik. Ne diyorsun? Aga gelince cehennemi yaşayacaksın istihbaratçı. Doktor. Bıdık. Ne yaptın kız? Geldin mi? Neredesin? Yok doktor, gelemedim. Generalin emriyle jandarma istihbaratta göreve başladım. Görevim de kaçırılan çocuk ihbarlarına bakmak. Aslı, vallahi görevin kralını kapmışsın yine. Çocukları kurtarmak çok hayırlı görev. Orada olup Şahin'i görmek isterdim. Ne yaptınız? Serdar abiden haber var mı? Thank you.
Korkma benim. Canım çok acıyor Serdar. Acıların geçecek. Bütün bunlar bitecek. Atlatacağız Yasemin. İnan bana. Beni hala seviyor musun Serdar? Kulağın iyi. İltihap kapmamış. İplerden nasıl kurtuldun? Bırak bunları şimdi. Bakışların hala beni sevdiğini söylüyor Serdar. Beni hala seviyorsun. İnfaz vakti geldi. Beni alacaksın. Yürü lan. Al. Lan. Al hadi. Bırakın lan kızı. Bırak lan. Yürü. Beni infaz edecektin lan kalleş. Yalan söyledim. Ulan alçak. Ulan bırakın kızı. Yasemin'e dokunma lan! Dokunma lan kıza, dokunma! Oturtun. Bunun hesabını sorarlar sana. Merak etme, peşimden gelirsin sen de. Şahin'e de böyle yaptın değil mi? Şerefsiz herif. Ne zaman yayına giriyorsun Dicle? Bağlanmaya çalışıyorum Tahir komutan. Senin gibi bir güzele yazık olacak ha. Ama anlaşırsak yüzbaşıyı öne alırım. Senin o iğrenç yüzünü görmektense ölmek daha iyidir. Hadi bitirin şu işi. Dicle, bağlan artık şu yayına. Şey, Teğmen'i öldürmek bize ne kazandıracak? Sana ne lan? Ha? Sana ne? Korkarım rehinelerden birini infaz edecekler. Serdar'dan da haber yok. Serdar oğlum neredesin? Yayına giriyoruz. 10 9 8 7
6 5 4 3 2 Birileri ateş ediyor. Görüyor lan. Araçlar nerede? Korkma. Sana zarar vermez. Bize araçların yerini göster. Gelin benimle. Bunu alan anahtarlar üstünde. Hadi bin. Hadi sen de gel. Gelemem. Bize yardım et. Seni yaşatmazlar. Gelemem. Telsizin var mı? Neden ateş etmedin? Oh. Araç getirin lan hadi! Aga, hala göremedik sizi. Doğru yolda mısınız ya? Bilmiyorum doktor. Kuzeye doğru geliyoruz işte. Aga, inşallah yanlış yolda değilsinizdir ha. Doktor, geliyorlar doktor. Tamam aga, gördük seni. Geliyoruz doktor. Baban orada Yasemin. Yüzünü görmek istemiyorum. Kızım Yasemin. Sakın dokunma bana. Şahin'le Üsteğmen Arda nerede aga? Doktor. Alçak. Onlar şehit oldular. Ne oldu Yasemin? Bütün gerçeği biliyorum. İstihbarat içinde örgüde çalışan biri olduğunu biliyorum. Nasıl yaptın bunu baba? Nasıl sattın vatanını? Kızım yalan bunlar. Kim uydurdu bunları ha? Bizim Şahin'i kurtarma operasyonunu sen ihbar ettin. Kendi kızını ihbar ettin. Şahin'i de sen yakalatmışsın. Babanla doğru konuş.
Kızım bak, seni zehirlemişler. Yalan bunlar bir tanem. Hadi gel. Babam olduğun için senden nefret ediyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Vatan haini, alçağın tekisin sen. Bana bak, kendine gel. Babanla doğru konuş. Nazı'dan ne mal olduğunu öğrendim. Sungurları dağıtan. Beni ordudan attıran da sensin. Cemal alçağıyla işbirliği yaptığını biliyorum. Vatanını sattın. Yediğin ekmeğe ihanet ettin. Bunun hesabını vereceksin Demir. Lan istihbaratçı! Sakın davranma. Tamam. Yoksa var ya, senin cezanı ben keserim. Demek Şahin'i yakalatan sensin ha? Bizim Yağız oğlanın şehit olmasına sebep olan sensin. Ulan yaşamak sana haram. Doktor. Bu kalleş bizi o Cemal alçağına götürecek. Konuşacaksın lan. O Cemal alçağının yerini söyleyeceksin. Kaçışın yok. Anladın mı? Allah! Nasıl bir babam var benim? Kuzeye sınıra doğru kaçıyorlar. Kesin önlerini. Ağlama artık. Şahin'i o yakalatmış. Şahin, Arda. Tim'deki çocukların ölümüne sebep hep o. Sen ondan çok farklısın Yasemin. Ama ben o alçağın kızıyım. Hayatım boyunca da bu acıyla yaşayacağım. Dayanmak zorundasın Yasemin. Hepimiz bir acıyla yaşıyoruz. Beni bırakma Serdar, ne olur. Yürüyün, yürüyün. Peşimizdeler doktor, çıkıyoruz. Silah var mı? Ha? Var abi, araçta silah var. Hadi acele edin. Hadi doktor. Daha çabuk! Hadi! Ne oldu? Bağlantıda bir sorun mu var? Hayır, bağlantıda bir sorun yok komutanım. Komutanım, sinyal var. Teğmen Yasemin'den anons geldi komutanım. Sesi dışarı ver. Yuva bir, fırtına iki. Acil cevap ver. Yasemin, kızım devam et. Geçidi geçtik. Sınıra gidiyoruz komutanım. Karşılıyoruz sizi. Albayım, helikopterler çıksın. Emredersiniz komutanım. Kartal 5, Yuva 1. Sınıra yaklaştık mı? 10 kilometre kaldı. Aga devam et, daha az, daha az, haydi. Aga yakaladılar bizi, gaza bas biraz, haydi. Let's go!
Yolda görünen kimse yok. Arayı açtık herhalde. Yavaşla Yasemin. Sınıra yaklaştık. Çıkalım şuradan Serdar. Atın silahlarınızı. Ne yapıyorsun sen? Aga kafayı yedi ha bu. Atın silahları dedim. Sen birimizi vurursun ancak. O kişi o zaman Yasemin olur. Deli misin sen? O senin kızın. Durdur şu aracı Yasemin. Deli mi vuracaksın ha? Vur hadi. Vururum. Gerekirse seni de vururum Yasemin. Bu yolun dönüşü yok. Hapse bir daha girmeye niyetim yok. Durdur şu aracı Yasemin. Aga ne yapıyoruz? İndiriyoruz mu silahları? Yasemin. Aracı durdur. Hadi git. Defol. Atlayın. Ne yapmak istiyorsun sen? Bunları Tahir'e teslim edeceğim. Örgüte mi yamanacağız? Hadi Yasemin, sen git. At silahını. Yasemin çek git buradan. At silahını dedim. Yasemin ben senin babanım. Keşke senin gibi bir vatan aile babam olmasaydı. Bunlara sebep sensin lan. Hep yolumu kestin benim. Kızınla bile arama girdin. Sen var ya tam bir baş belasısın lan. Ulan. Hayır baba. Hayır. Ah. Doktor. Doktor ayrılalım. Anlaşıldı abi. Çıkın lan ortaya! Neredesiniz? Affet beni.
Seni Allah affetsin baba. Serdar. Bize Cemal'in yerini söyle. Hadi. Söyle. Cemal. Cemal. O. Cemal o. Şahin, Arda, gencecik o çocuklar. Sen aramızda olsaydın o çocuklar şehit olmayacaklardı. Tek teselliyim Yasemin'i sağ salim getirmen. Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun komutanım. O demir alçağı da cezasını buldu. Senin orduya dönmen için çalışacağım Serdar. Ama zor. Elimde kanıt yok. Komutanım. Makam mansıp için yapmadık. Vatan sevgisi başka bir şeye benzemez. Ortadan kaybolma Serdar. Emredersiniz komutanım. Aga, aga seni bekliyor. Hadi ben kaçtım. Şeyim var Yasemin. Serdar. Sana yazdığım her şeyi açıklayabilirim. O mektubu. Senden ayrılmamın sebebini. Sebebim ne olursa olsun hastanede beni bırakıp gittin. Gittim. Çünkü sevmeyeceğime, seninle birlikte olmayacağıma yemin etmiştim. Ama yapamadım. Sana aşık oldum. Yasemin. Sus. Biz sadece iyi vakit geçirdik. Eğlence bitti. Sonra o adamlar bana saldırdı. Sen yaralandın. Ben yeminimi bozdum diye oldu. Sen ölümle pençeleşirken Allah'a yemin ettin. Sen iyileşirsen seni bırakacaktım. Böyle oldu Serdar. Benden teğmen olduğunu sakladın. Beni hiç mi sevmiyorsun Serdar? Çok seviyorum Yasin.